Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Diyanete Soralım programından, Diyanet TV'den hepinize, yuvalarınıza, tüm ülkemize, insanlığa hayırlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Muhterem hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tüm izleyicilerimiz adına sizlere sıhhat diliyoruz. Sağ ol, efendim bugün yine inşallah bilginizden istifade edeceğiz ve bizleri aydınlatacaksınız inşallah. Merak ettiğimiz ve bizler için karanlık olan konuları inşallah aydınlatacaksınız. Sevgili izleyenlerimiz, bugün yine program içerisinde sizler inşallah programımıza katkı sağlayacaksınız. Hemen ilk izleyicimizle birlikteliğimize başlayalım. Antalya'dan bir izleyicimiz hattımızdalar. Murat Önal, Antalya'ya selamlar efendim. Hoş geldiniz Murat Bey. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Murat Bey. Buyurunuz. Ben şey soracaktım. O sırada namaz kılmanın sakıncaları var mı yok mu? Bizlerimizde biraz rahatsız olduğumuz için. Evet. O sırada namaz kılıyoruz hanımımla beraber. Evet efendim. Onu soracak bir mahsuru var mı yok mu diye. Peki oturarak peki dizle ilgili soralım mı hocam sağlık gerek, sorunu? Gerek yok biz genel şey. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Antalya'ya selamlar. Farklı bir sorunuz var mıydı Murat Bey? Yok efendim teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Hanenize mutluluk diliyoruz efendim. Evet oturarak ayaklarında şimdi, bir sorun olduğu için. Tabii ibadetlerin bir yapılış şekli var. Evet efendim. Bu ibadetteki hareketlerimizin yaptığımız işlerin içerisinde farz var, vacip var, sünnet var. Namazın farzları ki bu dışından ve içinden diye halkımız ayırır. Dışından olanlara biz şart, içinden olanlara rükün diyoruz. Evet. Namazın rükünleri yani namaz kılarken dikkat etmemiz gereken şeyler. Bir başlama tekbiri, ona iftitah tekbiri diyoruz. Burada şunu tekbiri anmışken şurasını hatırlatayım. Kimi Müslümanlar tekbiri alırken sadece dudağını kıpırdatıveriyor. Veya bir şey söylüyor ama söylediğini kendisi de duymuyor. Yani alınan tekbirin muhtever olması için kişinin kendisinin duyacağı kadar bir ses vermesi gerekiyor. Bu dalganın olması lazım. Bu yani. Dalganın olması Allah gerekiyor. Lazım. Yani sadece böyle olmuyor. Olmuyor. Hmm. Buna dikkat etmeleri gerekir. Ha diğer rükünler işte kıyam, ayakta durmak. Evet. Rükû. Rükû etmek. Eğilmek. Secde. Secde, yere secdeye kapanmak. Son oturuş. Tahiyyat dediğimiz. Bir de okuma, kıraat var, onu atladık. Şimdi oturarak namaz kılındığı takdirde kıyam terk edilmiş oluyor. Bir. İki, rükû da usulüne göre yapılmamış oluyor. Peki şimdi kıyam hiç terk edilemez mi? Yani ayakta durma terk edilemez mi? Terk edilir. Ne zaman? Zaruret halinde terk edilir. Yani eğer bir kimse ayakta durmaya gücü yetmiyorsa, sakatlık vardır Allah korusun, hastalık vardır, takatsizdir, yaşlıdır, ayakta duramıyor. Ha, bu oturur, oturduğu yerden kılar. Ama ayakta durmaya gücü yetiyor ama biraz ağır zoruna gidiyor. Ha, o durabiliyorsa ve ayakta durması kendisine ciddi anlamda bir sıkıntı, rahatsızlık vermiyorsa o zaman ayakta kılacaktır, oturarak kılamaz. Evet. Farz namazları. Ama sünnet namazları oturarak kılmasında bir sakınca olmaz. Fakat tabii daha çok yolculukta falan bu. Hayvan üzerinde Peygamber Efendimiz oturmuş. Ama biz kendi evimizde veya camide kılarken zaten öyle bir adetimiz yok. Ayakta kılabilen ayakta kılıyor. Ama ayakta kılmaya gücü yetmiyorsa o zaman yani sünnetedeki o ruhsat veya kolaylık farza nispetle biraz daha fazla olur. Peki efendim. O halde izleyicilerimizin bu noktada sorunun... Yani ayakta durmaya gücü yetiyor ise, ayakta durması halinde ciddi anlamda sıkıntıya düşmeyecekse ayakta kılmalıdır. Tavsiye ediyorsun. Ama ayakta duramıyor. Durduğu zaman haddinden fazla sıkıntı çekiyor. O zaman Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Demez. O zaman oturduğu yerden kılar. Yani rükû yaparken eğilir, secdede yere biraz kapanır. Yere kapanır. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Eğer secdeye de kapanamayacak durumdaysa o zaman hocam, o zaman ima ile kılar. Yani rükû ederken biraz eğilir, evet. Secde ederken daha çok eğilir. Biraz daha eğilir. Evet. Hiç eğilemiyorsa başını hareket eder. Peki önüne illa hani mesela secde ederken biz otursak da işte oturarak da kılsak veya yatarak da kılsak illa bir alnımıza bir şeyin değmesi söz konusu mudur? Bu şimdi gerekli şöyle, midir? Şimdi yani? Şöyle secdeye kapanabiliyorsak yere değecek alnımız. Evet. Ama yere kapanamıyorsak belimiz ağrıyor, bükülemiyoruz. O zaman tabii alnı bir şey değmesine gerek yok. Mesela şu yok. Bir eline bir yastık alıp veya bir şey alıp da
bunu yukarıya kaldırıp alnımıza koyma şeklinde bir secde usulü yok. Yani mesela sandalye koyuyorlar, sandalyenin üstüne bir şey koyuyorlar, ona yok, temas etsin yok, diye yok, böyle bir söz konusu değil. Ona. Yok, gerek yok ona. Peki efendim. Bunu da nitekim görmüştük. Bu noktada evet. Da uygulamalar yanlış diyor muhterem hocamız. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Atilla Özdemir hattımız arar. Denizli'ye uzanıyoruz. Atilla Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar efendim. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Denizli'ye buyurun efendim. Selamun aleyküm evveli. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hocama en derin saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizlerden de hocam. Allah ben Denizli'den arıyorum. Hocam bulunduğumuz mekan, evet. 20 dairelik bir mekan, site. Yalnız altımız bodrum katı cami olarak ibadete açık, diyanete bağlı. Burada gelen bizim komşularımız olsun, misafirlerimiz olsun, tereddüt içerisindeler. Burada nasıl daire aldınız diye soruyorlar bize. Niçin diyoruz? Evinizin altı cami diyorlar. Evet. Günah değil midir diyor. Aşağıda Kur'an hatmediliyor. 5 vakit namaz kılınıyor. Siz nasıl burada rahat edebiliyor musunuz? Korkuyor musunuz, korkmuyor musunuz diye sualler soruyorlar. Biz de vallahi ne derecede doğru, ne derecede yanlış olduğunu bilmediğimiz için suale cevap veremiyoruz. Evet. Birkaç kişilere danıştık. Mahsuru yok denildi. Allah'ın evi herkese açık. Rahatlıkla ibadete hani sizler de katılabilirsiniz. Bir mahsuru yok denildi. En yetkili olarak biz ve çocuklarım olarak komşularım da burada. Değerli hocamdan zikredebilir miyiz? Hay hay. Sıhhat afiyet diliyoruz tüm komşularınıza, evlatlarınıza, hanenize, hatta tüm sitenize selam ediyoruz. Denizli'ye de sizin nezdinizde selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Başka Allah bir soru yok değil mi Atilla Bey? Var efendim. Buyurun. Bir sorum da İkinci sorunuzu alalım efendim. Hocam ben geçenlerde çocuklarımı camiye götürdüm cuma günü. Yani Allah kabul etsin. Şey olarak demiyorum da hani reklam amacıyla girmesin evet. De. Yanındaki kişiler dua edildi. Malum namaz bittikten sonra. Yanındaki kişiler serçe parmaklarını bağlayarak ellerini kelepçe hani avuçlarını birbirine bağlayaraktan dua yaptılar. Biz normal bir şekilde Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı gibi ellerimizi göğsümüze doğru, yüzümüze doğru, avuçlarımızı göğe bakacak kadar hani açıp tuttuk duamızı yaptık. Çocuklarım bana sordu, babacığım yandakiler neden böyle yapıyor diye sordular. Biz neden böyle yaptık? Ben de çocuğum dedim, en doğrusu bu şekildir. Toplum neye uygun, nasıl yapıyorsa, toplumun evet. Yaptığı gerektiği gibi biz de yapıyoruz. Ama değerli hocamdan da bunu zikredebilir mi acaba? Hay hay efendim. Sakıncası yoksa. Hay hay, muhterem hocama bu iki sorunuzu da soruyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz, saygılar. Çok sağ olun efendim, Allah razı olsun. Sizlerden bizleri de. Aydınlattığınız için fikirlerinizle. En güzel cevapları sizden duymak istiyoruz. Allah razı olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Denizli'ye, hayırlı akşamlar efendim. Denizli'ye selamlar. Çok teşekkürler. Özdemir aile efradına ve yine dostlarına da selam ediyoruz. Muhterem hocam, bir izleyicimiz. Bu noktada efendim ilk sorudan hemen başlar isek bir site. Binanın altında, bodrum katında mescit var, cami var. Orada namaz kılıyoruz. Bu yukarıda ailelerin oturuşması, evlerin olması sakıncalı mı? Şimdi eskiden kat mülkiyeti diye bir şey yoktu. Ve camiler de vakıf olduğu için ona bir ortaklık da söz konusu olmuyordu. Onun için müstakil değildi yani. Şimdi eğer diyelim ki taban cami, onun üstüne ev yapılmazdı. Niye? Cami vakıf ya. Ve caminin arazisi orası. Dolayısıyla üstüne ev yapmak, kişinin mülkiyetine geçirmek uygun bulunmazdı. Evet efendim. Bu açıdan o sakıncalı görülürdü. Ha. Ama şimdi günümüzde öyle değil. Günümüzde kat mülkiyeti var. Kat mülkiyeti var. Yani bodrumun mülkü başkasına ait, birinci katın mülkü başkasına ait, onuncu katın mülkü başkasına aittir. Ve o mülk onun da başkası ortak değildir ona. Dolayısıyla günümüzde o caminin vakıf olması açısından bunun bir şey yok, sakıncası yok. Ha, işin öbür tarafına ele alırsak, şimdi efendim siz yukarıda oturuyorsunuz,
Aşağıda insanlar namaz kılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. E şimdi üç katlı bir bina düşünün. Üçüncü katta oturanın altındaki insanlar namaz kılmıyor mu? Şüphesiz. Onların evde Kur'an-ı Kerim yok mu? Onlar namaz kılmıyor mu? Evet. E onlar da aynı şey. O zaman biz bu çok katlılığı tümüyle ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü üst üste olduğu zaman alt katta namaz kılıyoruz. Evet. Üst kattasınız. Tuvaletiniz üst katta, banyonuz üst katta, yatak odanız üst katta. Bugün bütün iş hanları var. Yani o zaman bunların hiçbirisinin imkan olmaması lazım. Dolayısıyla bu şeye gerek yok. Yani bu bir vehim olarak bunu algılamak gerekir belki veya şüphe etmeye gerek yok. Zaten arada şey var, duvar var, bilmem dam var, şu var, bu var. Evet. Bunların herhangi bir engeli, manisi olmaz. Sesin geçme imkanı. Bu vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektiren bir durum yok. Yaptıkları doğru yani. Yanlış değil. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Ayrı bir cami varsa şurada o problem değil ama yok orada aşağıda cami var. Orada cemaatle namaz kılınıyor. Yukarıda insanlar oturmasınlar mı? Yatmasınlar mı? Zaten Diyanet'e bağlı muhtemelen imam beyefendi. Tabii gelir. Ankara'da da bir sürü var bu şekilde. Var efendim. Hani onu söylemek istiyorum. İşhanlarımız var. İşhanlarının altında. Yani bu işhanlarının altında bu şekilde yerleri insanlar öyle vakfetmişler. Kişiler vakfetmiş evet. Yani bahsettiğiniz gibi. Muhterem hocam Allah razı olsun. O halde izleyicilerimizin genel olarak dostlarıyla vesaire hanedeki bulunan insanlarla muhterem hocamız bu noktada rahat olunuz diyor. O bölümde istediğiniz gibi ibadetlerinizi yapınız. Evinizde de gayet rahat bir şekilde oturunuz diyor. İkinci soruda duada eller meselesi. Evet, yani bazı insanlar diyor ellerini işte sırta parmaklarını birbirlerine böyle geçirerek şöyle dua ediyor. Yani, evet, yani. Peki. Şimdi Peygamber Efendimiz'den farklı rivayetler var. Yani daha doğrusu farklı rivayetler derken Peygamberimiz hem ellerini birleştirerek dua etmiş hem de ayırarak dua etmiş. Hatta bir rivayette dua ederken böyle kollarını kaldırmış, koltuk altı beyazlıkları bile görünmüş. Dolayısıyla illa böyle olacak, yok böyle olacak diye bir şart kayıt yok. Ve insanları böyle veya böyle olmaya zorlamaya da gerek yok. İsteyen istediği gibi dua eder. Nitekim dünyanın başka yerlerinde de yani sadece bizim buraya mahsus değil o elleri birleştirme veya aşma. Dünyanın başka yerlerinde de hem birleştirerek dua edenler var hem de açarak dua edenler var. Yani bu şeklin bir önemi yok. Yok. Peki. Ama tabii eğer insanların ibadet ederkenki tavırları yaptıkları bir ayrımcılık vesilesi oluyorsa ve böyle bir ayrımcılığa götürüyorsa bundan sakınmak lazım. Bundan sakınmak lazım. Çünkü Müslümanlar kardeştirler. Ve bazı hareketler böyle bir şeye vesile olmamalıdır. Sebep olmamalıdır. Ama başka diyelim böyle yapmayanlar da böyle yapanlara buğz etmesinler. Ve böyle yapanlar ellerini de açanlara karşı buğz etmesinler. O da benim kardeşim, bu da kardeşim. Dileyen dilediği gibi dua etsin. Yani. Dua etsin, Allah kabul eder onu. Peki. Böyle yukarıdan işte rahmet gelip de böyle yapmazsam dökülecek falan gibi böyle bazı çocukça ifadeler de kullanılıyordu bazen. Bu böyle şey olmaz tabii, aklın alacağı iş değil. Peki. Ben çocukken birisi bana böyle demişti, niye böyle yapıyorsun dedim de. Sen dedi Allah'ın rahmeti geldiği zaman dökülmesin diye demişti. Tabii o cahilane bir şey. Yani şunu söyleyelim, ikisi de caizdir, mümkündür. Her ikisini yapan da doğru yapıyor, yanlış yapmıyor. Hiç elini kaldırmayan dua eder. Yani dua, el kaldırmak sünnettir duada. Peki efendim. Çünkü duanın kıblesi gökyüzüdür diyor Peygamber Efendimiz. Nitekim o savaş duasıydı değil mi? Yani Efendimizin. Kaldırılır, ha. Şimdi dolayısıyla bunu problem etmemek lazım. Ama bu yüzden de bir ayrımcılık, bir fitne, bir tefrika olmaması lazım. Peki efendim. Her ikisi de doğrudur diyor muhterem hocamız. Kimse kimseye niye böyle yaptın dememeli. Biz Müslümanız. Çok efendim Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan bir izleyicimiz hattımızda muhterem hocam. Halit Koçak Bey, Ankara'ya selamlar. Hoş geldiniz Halit Bey. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Bir de bizden de sorum olacak o Sayın Hocamıza beyefendi. Evet. Benim oğlum 10 Eylül 1991'de şehit düştü. Karakol baskınında. 8 arkadaşıyla birlikte şehit oldular. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Tabii benim çocuğumun cesedini 4. gün öğlenden getirdiler benim evime köyüme. Ben Tulumtaş köyündenim. Ne anlamadım? 4. gün öğlen getirdiler. Evet 4. gün öğlen evet, geldi. Cesedi fakat yani şehidin naaşı. Tabii kopmuş ceset. Oradaki vatandaşlar da bu kokuyu hissettiler. Gazeteler de yazdı. Evet. Gazeteler de yazdı.
bu konunun sisi koktuğu için bu konunun dini şeysi ne olabilir? Hükmü nedir? Peki, naaş şimdi koktuğu defa, için diyor. Bir defa vefat eden kişi açısından... İzleyicimizi gönderelim mi? Soracağınız tabii, bir şey tabii, var mı yok, efendim? Tabii yok, gerek yok. Peki, evet. Muhterem efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Koçak ailesine selam ediyoruz. Mevlam sabır versin inşallah. Afiyet diliyoruz efendim. İyi akşamlar. Şimdi cenaze evet. De mümkün mertebe acele etmek Peygamber Efendimiz'in tavsiye ediyor. Evet. Yani bazı şeylerde acele etmeyi etmiş tavsiye yani. Ediyor. Onlardan birisi de hazırlanmış cenazeyi defnetmektir. İşte bu sebep işte kokma, bozulma vesaire gibi endişeler. Dolayısıyla asıl olan nedir? Cenazeyi bir an önce defnetmektir. Ha, geciktirilmesi halinde ne olur? Bir defa vefat eden kişi cenaze açısından hiçbir şey değişmez. Yani bir cenaze geç defnedildiği için biraz fazla azaba uğrayacak. Erken defnedilmesi halinde az azaba uğrayacak veya yani onun sevabı şöyle olacak, böyle olacak hiçbir şey yok. Çünkü o cenazenin defnedilmesi ölenin işi değil. Ölenin vazifesi değil, dirilerin vazifesi. Bizim üzerimizdeki vazife. Dirilerin vazifesidir. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından sayıyor Peygamber Efendimiz cenazeyi defnetme işini. Cenazenin peşine gitme, ona teşhiul cenaze deniyor hadiste. Yani şimdi bu gecikme eğer bir zaruretten dolayı olmuşsa dirilerinde bunda bir şey yok. Kusuru yok. Yani tabii bu bir prosedürü gerektiriyor. Sonuçta bir olayda bir ortada bir olay var. Yani evet. Bir otopsi gerekiyor belki. Bir şehit var. Veya şehit işte belki bulunduğu yerde arama zaman geçmiştir. Onun evet. Tespiti oradan alıp getirme vesaire gibi. Böyle zorunluluklardan dolayı olmuşsa hiç kimsenin bir sorumluluğu olmaz zaten. Ama keyfi de olmaz. Yani keyfi niye geciksin ki? Keyfi yani diyelim ki ihmal edilmiş biraz defnedilmesi de. Öyle bir şey olmuşsa da inşallah Cenab-ı Hak ondan dolayı da bu ihmal ki beyefendinin zaten kendi hatası değil. Öbür ihmal edenlere de herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum. Peki yani o zaman bu noktada bir hüküm olarak İslami hüküm olarak bir bağlayıcılığı. Yok yani cenaze erken defnedilmelidir. Tavsiye peki. O. Gecikmesi halinde cenazenin bundan herhangi bir zararı faydası olmaz. Cenaze kendi dünyadaki amelinin karşılığını görecektir. Şehit olduğuna göre inşallah şehit sevabı alacaktır. Ha. Ama insanlar bunu ihmal etmişlerse kusurlu veya kusursuza göre sorumlulukları değişebilir. Muhterem hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir başka izleyicimizin sualiyle devam ediyoruz. İzleyicimiz şunu söylüyor hocam. Mezarlıktaki ot vesaire bitkileri, gülleri vesaireyi kesmek caiz midir diyor. Koparmak. Şimdi daha önce de böyle bir soru sorulduğunu evet. Ben hatırlıyorum. Mezarlıkların ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi iyidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir kabristana uğruyor ve yanındaki insanlara buyuruyor ki bana bir hurma dalı getirin. Evet efendim. Tabi o bölgede hurma dalı var çok. Onun için hurma dalı. Ve onu ikiye yarıyor ortadan. Islak. Taze bir dal. İkiye yarıyor. İki tane kabir var. O parçalardan birisini birisinin üzerine kenara, birisini de birisinin üzerine dikiyor. Ve diyor ki bu dallar nemli kaldığı, yaş kaldığı sürece bunların azabı hafifletilir buyuruyor. Şimdi bundan dolayı bizim kabristanlarımızı ağaçlandırma, yeşillendirme, çiçeklendirme öteden beri bir adet çiçeklendirme pek yok da belki evet. Ağaçlandırma özellikle bizim coğrafyamızda yani, selvi. Evet. Selvi. Çoktuk. Kabristanlarımızda çoktuk. Şimdi dolayısıyla taze otlarını yolmak veya taze ağaçlarını kesmek doğru değil. Ama kurumuş olan otlarını temizleme. Kurumuş olan ağaçlarını temizlemekte herhangi bir sakınca yok. Hatta gerekli de olur. Çünkü o girenleri rahatsız eder efendim. Ama şu vardır. O süsleme vesaire açısından da pek aşırıya kaçmamak lazım. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Muhterem Hocam. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz hattımızdalar. Ankara'dan Hasan Bey. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar efendim. Buyurun. İyi akşamlar. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Benim sorum şöyle. 4 rekatlı bir namazda ben kendi başımdan geçtim. Bugün hatta
öğlen namazının sünnetine kılıyordum. İkinci rekatta ettehiyyatı oturdum ve sanki bitmiş gibi ettehiyyatı, salli barikleri okudum. Sağ tarafıma selam verdim, toparladım kendimi. Kendimden ayağa kalktım, tekrar göreve namaza devam ettim. Etmeli miydim yoksa tamamlayıp, selamı tamamlayıp tekrarlamayı mıydım namazı? Peki bu sünnet namazı değil mi efendim? Evet, sünnet peki. Veyahut da farzda da olabiliyor yani. Sünnette veyahut farzda. Değişir peki. Mi? Peki efendim. Her ikisi de olur mu yani? Ne yapmam gerekir? Hayır. Farklı bir sorunuz var mıydı efendim? Yok efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Hasan Bey, iyi akşamlar diliyoruz. Muhterem hocamıza hemen soruyoruz efendim. Tamam. Evet muhterem hocam, kişi öğlen olabilir, farklı bir namaz olabilir. 4 rekatlı veya 3 rekatlı bir namazın farzları evet. Özellikle. İkinci rekatından sonra oturduk. Ki bu vaciptir. Sadece ettahiyyatı okuyoruz. Allahümme salli bari okumadan ayağa kalkıyoruz. Ama unutarak Allahümme salli'ye başlamışız. Allahümme salli ala Muhammedin demişiz. Ha. Ve aklımıza gelmiş. Ne yapıyoruz? Ayağa kalkıyoruz. Sonunda sevgi secdesi yapıyoruz. Allahümme salli'yi okumuşuz. Allahümme barik okumuşuz. Selam vermişiz. Beyefendinin sorusunda olduğu gibi. Sağ selam vermişiz. Aklımıza gelmiş. Beyefendi doğru yapmış. Ayağa kalkılır, namaza devam edilir ama sonunda sehiv secdesi yapılır. Yanılma secdesi. Yanılma secdesi yapılır. Hatta hem sağa hem sola selam vermiş ama namaza aykırı bir davranışta bulunmamış daha. Yani yönünü kıbleden çevirmemiş, kimseyle konuşmamış, ayağa kalkıp yürümemiş. Sola selam vermiş, aklına gelmiş. Eyvah demiş, ben ayağa kalkmam gerekiyordu. İkinci rekattayım. Kalkmadım. Kalkar. Normal geriye kalan 2 rekatı da kılar. Ve sonunda da sevgi secdesi yapar. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Bu da gayet net oldu. Peki şimdi hani sünnet şimdi dedi. Bu sünnet olduğunda. Salli barik okuma durumlarında durum farklı olur. Mesela o özellikle gayrimüvekket sünnetlerde salli barik okunuyor zaten. Dolayısıyla okuması halinde onun sonunda sevgi secdesi yapmasına gerek yok. Zaten okuyor. Namazını yine kalkar devam eder. Peki hocam. Muhterem hocam peki şimdi buraya gelmişken hemen aslında namazla ilgili de hemen bir soru var. Tam da konu bu. İzleyicimiz diyor ki salli barikten sonra Rabbena atina veya Rabbena gfirli veya farklı bir duayı okumadan kalksak, namazı terk etsek, selam versek olur mu? Onlar tabii farz değil, vacip değil. Yani şimdi 2 rekattan sonra oturmak vaciptir. Ettahiyyat okumak vaciptir. Salli barik okumak sünnettir. Onun dışındaki duadır. Okumasa da olur. Bir şey gerekmez. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu son rekattayı kastediyorsun değil mi? Son, evet, son oturuştaki. Tamam. Yani son oturuşta tahiyyattan sonra. Bir şey gerekmez. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Muğla'ya uzanıyoruz. Aylin Erkaya hattımızdalar. Aylin Hanım hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Muğla'ya selamlar. Sağ olun. Bodrum'dan da bizden de selamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. İyi teşekkür akşamlar. Ediyoruz. Buyurun efendim. Hocam malum iş hayatı, namazlarımız kaçıyor. Akşam yatsıdan sonra kazalarımızı kılarken farzları kılsak yeterli olur mu? Sünnetleri de yetişemiyoruz çünkü. Ne yapabiliriz? Bu konuda bir doğrusunu ancak sizden öğrenebilirim diye düşündüm. Evet. Evet. Muhterem hocamıza hemen soralım. Farklı bir sorunuz var mıydı Aylin Hanım? Yok hocam. Bu konuda cevap alabilirsem çok doğru davranabilirim. Peki efendim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi saygılar. Akşamlar. Bodrum'a sizin nezdinize selamlar tüm izleyicilerimize. Muhterem hocam, evet namazlarla ilgili olarak İş hayatı, namazları vaktinde kılamıyoruz diyor. Kaçırıyoruz diyor. Bu olmamalı. Peki. Allah'a karşı vazifemiz her şeyin üstünde olmalı. Özellikle kendi işimizse hiçbir şekilde bir mazeret değildir iş. Hiçbir şekilde. Şimdi biz niye çalışırız? Karşılığında bir şeyler kazanıyoruz. Onun için çalışırız. Şimdi Allah'ın bize verdiklerinin yanında bizim kazandıklarımızı ölçsek denizde damla bile değil. Şimdi bu kadar çok şeyi verene karşı bizim de kısa bir görevimiz var. Yani bir günlük görevimiz var, o namaz. Dolayısıyla evet. O denizi vereni ihmal edip de diğer o damlayı kazanmak için verdiğimiz mesai o ihmale sebep oluyorsa burada eksik, yanlış yapıyoruz. Dolayısıyla iş hayatı namaz kılmamıza engel olmamalı. Hele hele kendi işimizse asla olmamalı. Ha, başkasının işinde çalışıyorsak
Ve o patronu da, iş sahibi de, işveren de Müslüman işçisine bu imkanı vermeli. Yani namaz vakitlerinde namazını kılabilme imkanını vermeli. Eğer ama işçi de verilen o imkanı suistimal etmemeli. Evet. Şimdi şunu çok duyuyoruz biz yurt dışına falan gittiğimiz zaman. Orada mesela Alman, Hollandalı neyse bizim namaz kılan Müslümana izin vermiş. Tabii ki sen namazını kıl demiş namaz vakti. Ama öyle bir hal olmuş ki kimileri namaz kılacaksın diye gidip kantinde kahve içmiş, dışarıda sigara içmiş. E bunu fark edince işveren bu sefer namaz kılana da izin vermeyi vermiş. Evet. Şimdi bu duruma düşünmemeli. Ama namazı kılmak isteyene işveren o imkanı tanımalı ve namazı kılan da kılmak isteyen de namazını kılıp işine devam etmeli. Bunu evet. istismar etmemeli. Ha, bunu tespit ettik. Buna rağmen kılamamışsa. Zor durumda kaldık. Buna rağmen yani şimdi ihmal etmemesi lazım ama etmiş. Yasıdan sonra diyor kaza edeceğiz. Sünnetleri kılmasak olur mu? Zaten kazalarda sünnetler kılınmaz. Yani yatsı namazını kıldı diyelim, evet. evine vardı. Öğleyi geçirmiş, kılamamış iş yerindeyken. Ne yapıyor? Öğleyi sadece farzını kılarak kaza ediyor zaten. Yani sünnetini kılmıyor. Veya ikindiyi sadece farzını kaza ederek kılıyor. Sünnetini kılmıyor. Yani sünnetler kaza edilmiyor. Geçmiş namazlar ister aynı gün başka vakitte, sonraki vakitte kaza edilmiş olsun, ister daha sonraki günlerde kaza edilmiş olsun, sünnetler kaza edilmez, kılınmaz. Bir tek istisnası var, sabah namazı. Eğer sabah namazı vaktinde kılınamamışsa, o günün öğle namazına kadar ki o kerahat vaktinin girinceye kadar ki süre içerisinde kaza edildiği takdirde sünnetiyle beraber kaza edilir. Onun dışında başka zamanlarda sabah namazının sünneti de kaza edilmez. Sadece farzı kaza edilir. Allah razı olsun muhterem hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii her ne kadar bu noktada imkan olsa da bazen bu şeyler söz konusu olma ihtimali yani olabiliyor. En azından tabii, aklımızda. Maalesef işte insanoğlu evet. biraz ihmalkar oluyor. Çiftçi tarlada yorulduğunu bahane ediyor. İşçi fabrikada yorulduğunu bahane ediyor. Bir sorunlar. Bir şekilde bir soru şey oluyor. Peki efendim. Başka izleyicimiz şöyle bir soru sormuşlar Muhterem Hocam. Bu kan bedeli meselesiyle ilgili şöyle bir yani genelde hep kan bedeli var mıdır caiz midir denilir. Burada da şöyle bir şey sormuşlar hocam. Mahkemenin hükme bağladığı kan bedelini almak caiz mi? Şimdi tabii bu adli mahkeme şu anki medeni kanunda. Devlette yaşayan kişiler o devletin kanunlarına uymak durumundalar. Evet efendim. Hatta bir Müslüman bir gayrimüslim ülkede yaşadığında oranın kanunlarına uymak durumunda. Zaten oraya giderken ha ben buraya geldim siz de benim gelmeme izin verdiniz buna eman denilir. Ve ben sizin kanunlarınıza uyacağım. Bunu kabul ederek gitmiş demektir. Evet. Şimdi İslam'da kasten adam öldürmenin cezası idamdır. Kısas denir. Kasten. Evet. Ve öldürücü bir aletle. Ancak maktulün, öldürülenin yakınları, velileri şey yapabilirler. Yani onu affedebilirler veya o paraya çevirebilirler. Ona es-sulhu andemil amt diyoruz biz. Yani kasten öldürmeden dolayı sulh olma diyoruz. Yapabilirler, bu mümkündür. Şimdi onun dışındaki öldürmelerde hataya benzeyen daha önce bir vesileyle söylemiştik. Evet, o öldürmelerde de diyet adı verilen bir uygulama vardır. Diyet kan bedeli diyebileceğimiz ama tabii onun miktarı peygamberimiz tarafından belirlenmiştir. Mesela o 100 devedir o. 100 deve o günkü. Veya 100 devenin karşılığı kesinlikle. Olan para, elbise, koyun, sığır vesaire. Ha şimdi eğer mahkemenin takdir ettiği meblağ bundan daha azsa zaten bunda bir sakınca olmaz dini açısından almakta. Tabii bir de şu var, katil tarafı parayı verebiliyorsa. Bir de işin o yönü var. Yani. Ama mahkemenin takdir ettiği miktar eğer o 100 deveden değerinden daha fazla ikisi iki ben zannetmiyorum daha fazla olacağını o zaman dini açıdan almaması daha uygun olur fazlasını. Peki efendim. Bu noktada o zaman bu soruda cevap buldu muhterem hocam. 100 deve burada örneğimizi alacağımız. 100 deve veya onun karşılığı emsali olan emsali olan altın
Ki o da 1000 dinar. Evet. Yani aşağı yukarı 4 kilo. Peki efendim. Altın değeri. Muhterem hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Diyanet'e soralım programı. Diyanet TV'de devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden günün duası. Allah'ım, şüphesiz ben nefsime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir afla beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, birbirlerinin velileri, yardımcılarıdır. Onlar iyiliği teşvik edip, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah şu üç özelliği taşıyan kimseye himayesini arttırır ve onu cennetine koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, ana babaya şefkat etmek ve elinin altında bulunanlara iyi muamele etmek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi. Ev almadan önce komşu aranır bizim geleneğimizde. Komşu, komşunun külüne muhtaçtır. Sadece külüne mi? Hayır elbette. Güler yüzüne, tatlı diline, hoş sohbetine. Kutlu Nebi, komşu hukukuna dikkatimizi çeker de şöyle der. Çorbanın suyunu fazla kat, komşunun payını da gözet ey Ebu Azer. O gün bugündür, komşuda pişen bize de düşer. Komşu, sıcacık bir dost kimi zaman, kimi zaman daha yakın anadan babadan. Kalbi bir muhabbet ancak komşudan komşuya hatıra kalan. Peygamber Efendimiz'e komşu olmak için iyi komşu ol. Sevgili izleyenlerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Diyanet'e soralım programındasınız. Muhterem hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Kendisinin ilminden istifade ediyoruz. Karanlık kalmış noktaları, merak ettiğimiz soruları veya sorunlarımız olan, bizi sorunlara götürmüş olan soruları muhterem hocamız inşallah yardımcı oluyor, ilmiyle aydınlatıyor.
Evet muhterem hocam, gelen sualler içerisinde şöyle bir sualle devam edelim. Maalesef ülkemizde sosyal bir yara haline gelmeye başladı. Ancak yine de buna karşı önlemler alınıyor. Gerek devlet olarak gerekse bu konuyla ilgili bakanlıklar vesaire önlem alınıyor. Aileler bu noktada uyarılıyor. Nedir o? Evlatlarımızın başına musallat olan veya olacak olan uyuşturucu belası hocam. Şimdi bu noktaya bir başka yerden soru gelmiş. Soru şu: kötü amaçlar için de kullanılmaya müsait olan anason, haşhaş, kenevir bitkileri gibi vesaire bitkilerin, bunları ekmenin, ticaretini yapmanın dini hükmü nedir? Evet, güzel bir soru gerçekten. Şimdi tabii bazı maddeler var. Hem hayırda hem şerde kullanılabilir. Bıçak, insan hayatımızda vazgeçilmez bir materyaldir. Olmaz. Soğanı onsuz kesemeyiz. Evet. Kurbanı onsuz kesemeyiz. Ama öbür taraftan bıçak, cana kıymaya, adam öldürmeye de kullanılan bir alettir. Allah muhafaza, evet. Ama biz şimdi bıçakla adam öldürülebiliyor diye bıçak caiz değildir, imalatı, satışı diyemeyiz. Üzüm. Üzüm bizim en önemli gıdalarımızdan birisidir. Ve insan vücuduna en yararlı olan işte pekmez, evet, veya sirke. Sirke, insan kur üzüm vesaire gıdamız. O üzümler oluyor ama öbür tarafta şarap da üzümler oluyor. Yani burada önemli olan şey şu. Buyurun efendim. Bir defa hem helalde hem de haramda kullanılması mümkün olan maddelerin yetiştirilmesi, imal edilmesi, ticaretin yapılması caizdir. Ancak bunun haram olan yollara sarf edilmesi veya haram olan yollara satılması caiz değildir. Şimdi bugün örnekler verdiniz, işte afyon dediniz mesela. Afyon ilaç sanayinin en önemli ham maddelerinden birisidir. Ve evet, o olmadan mesela ağrı kesiciler yapılamıyor belki. Şimdi biz kimi insanlar bu afyonu alıyor ve uyuşturucu olarak kullanılıyor diye afyon ekimini yasakladığımız takdirde o zaman bu ilaç sanayinin önüne büyük bir engel teşkil eder. Evet. Dolayısıyla bu şey olarak, yani ekonomik olarak bu mümkün olmadığı gibi dini açıdan da bunun bir mahsuru yoktur. Yani ilaç sanayinde kullanmak üzere kişi afyon ekebilir. Tedavi amaçlı. Tabii canım. Afyon ekebilir, o afyonun ticaretini yapabilir, o afyonu ilaç fabrikalarına satabilir. Ama yetiştirdiği afyonu illegal yollarla uyuşturucu imal edecek kişiye satamaz. Dönüştürülerek uyuşturucu haline gelmesine vesile olamaz. Satamaz. Evet. Peki. Muhterem hocam, tabii bu buna benzer, hepsinde aynı tabii şey. Tabii aynı. Geçer. Ben örnek verdim. Yani üzümde de aynı, üzümde şey de geçerli. Aynı, o diğer, aynı o, şey. Çünkü esrar olacak. Diğer başka söylediğiniz, evet, şeylerde de ayrı. Yani onların ham maddeleri. Ama diyelim ki bir şey var ki sadece uyuşturucu için kullanılıyor. Başka yerde kullanılmıyor bir bitki. Ha, o zaman onun ekimine izin verilmez. Ve o kanunen zaten yasak olduğu gibi dinen de caiz olmaz o. Hint keneviri gibi mesela tabii örneklerini görüyoruz tabii, onun, tabii polisiye. Hangi o bitkiler sadece uyuşturucu için kullanılıyor, hangileri farklı, çok amaçlı kullanılıyor. Evet. Onu bilemiyorum ben tabii. Ancak bu noktada eğer bu direkt uyuşturucuya sevk ediliyorsa. Yani sadece uyuşturucu olarak kullanılabiliyorsa onun ekimi, ticareti caiz değil. Peki ama hem uyuşturucu için kullanılabiliyor ama helal yollarla başka araçlarla da kullanılabiliyorsa İnsanların ve insanların da buna ihtiyacı varsa o zaman insanlar onu yetiştirebilirler, ticaretini yapabilirler ama uyuşturucu veya alkol vesaire yapacak kişiye vermeleri olmaz. Peki, yasal olmayan yollardan uzak durulmalı. Muhterem hocam, yine bir başka sualle devam edeceğiz ama öncesinde Gaziantep'ten bir izleyicimiz var hattımızda. Gaziantep'e selamlar, iyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. Buyurunuz efendim. Benim hocama bir sorum var. Buyurun efendim. Ben şimdi 40 yıllık evliyim. Evet efendim. Eşim eczacı, üniversite mezunu. 40 seneden beri hem alkol alıyor, alkolün dışında 5 seneden beri de uyuşturucu kullanıyor. Ama bu arada benim dini ibadetlerime asla karışmıyor. Bana kötü davranmıyor. Hatta yalnız başıma iki kere umreye gitmeme bile müsaade etti. Fakat umreden geldikten sonra benim tutumum değişti. Şöyle değişti. Kocamın bana dokunması bile sanki haram gibi geliyor. Üzülüyorum. Evet. Bana dokunduğu anda bütün sinirlerim bozuluyor. Ne yap,
yapmam gerekiyor mu benim? Yani 40 evet. senelik evliyim. Evet, kendisi çok zor bir durum. Muhterem, ben şimdi şu anda hacırmış gibi kendimi görüyorum. Haca da yazıldım inşallah. İnşallah. Allah nasip ederse gideceğim. İnşallah. Burada karışmıyor, engel de olmuyor bana. Ama benim ilişkilerim, karı koca ilişkilerimde herhangi bir günahım var mı? Anlaşıldı. Peki efendim, muhterem hocamıza hemen soruyoruz. Gaziantep'e selamlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet efendim, hanımefendi eşinin alkol aldığını, hatta son dönemlerde biraz daha uyuşturucu gibi farklı şeyler aldığını da söylüyor. Ancak kendisine dini konuların hiçbirinde müdahale etmediği gibi onun bu noktada farz veya ibadetlerin hiçbirine karışmamış. Hatta umreye de gittiğinden bahsediyor. Ancak burada belki kilit nokta, umreden geldikten sonra benim ona karşı tutumlarım değişti. Biraz daha belki izleyicimiz utanır oldum diyor, sakınır oldum diyor. Utanma değil de dini hassasiyetleri. Evet, hassasiyetleri biraz daha taşıyorum diyor. Şimdi bir defa şunu bir bilmemiz lazım. Müslümanlık ve Müslümanlığa ait sorumluluklar, hükümler hacı olanla hacı olmayana farklı değildir. Umreye gidenle umreye gitmeyene farklı değildir. Yani umreye gidip gelmeyene neler farzsa aynı şey umreye gidip gelene de farzdır. Hac içinde. Veya hacca gidip gelene neler farzsa hacca gidip gelmeyene de onlar farzdır. Bunun farkı olmaması gerekir. Tabii burada manevi bir atmosfere girdiğini tabii burada söylüyoruz. Bu bir şeydir, halet-i ruhiyedir yani evet, bir. Yoksa şey hüküm olarak fark etmez. Ha şimdi benim eşimle aile hayatımda bir problem yaşar mıyım? Bir defa bir kimse Müslümansa, bir koca Müslümansa ama günahkar da olsa onunla evlilik sürdürmekte, onunla evlilik hayatı yaşamakta bir hanım için sakınca olmaz. Müslümansa. Burada asıl olan şey Müslüman. Peki kim Müslüman olmaz? Kim Müslüman değildir? Kim Müslümanlığın dışına çıkmıştır başka ifade? Adam tamamen gayrimüslim olarak yaşamış. O Müslüman değil. Ha, Müslümanlık dairesine kim çıkar? İnkar eden çıkar. Allah'ı inkar eder, peygamberi inkar eder, Kur'an'ı inkar eder, Kur'an'ın içindekileri inkar eder, farzları inkar eder, haramları inkar eder. O da İslam dairesinin dışına çıkmış olur. Ve bu erkekse bir Müslüman hanımın onunla evlilik sürdürmesi caiz olmaz. Ama öyle değil, inkar etmiyor. Fakat günah işliyor. İçki içiyor. Haram olduğunu biliyor, kabul ediyor. Evet. Ama yine içiyor, dayanamıyor. Bu adam Müslümanlıktan çıkmadı şimdi, Müslüman yine. Dolayısıyla böyle bir insanın eşinin onunla beraber aile hayatı yaşamasının herhangi bir sakıncası olmaz. Yani şimdi burada keşke eşi bu durumda olan kişiler onları bu yoldan döndürmeye çalışsalar veya döndürme imkanı bulabilseler keşke. İyilikle, usulüne göre. Ama bu günahı işliyor diye ama demin söylediğim gibi Müslüman olarak devam etmek kaydıyla onunla evliliği sürdürecektir. Yani demek ki karışmıyor. Yani şöyle diyelim biz aslında namaz kılmıyor birçok insan. Evet. Namazı inkar etmiyorsa günahkar ama Müslüman. Bunların eşleriyle olan ilişkileri şimdi sorunlu mu kabul edeceğiz bunu? Fasit mi? Bu nikahları geçersiz mi sayacağız veya bunların yaptıkları işte ilişkiler gayrimeşru ilişkiler olarak mı değerlendireceğiz? Hayır. Şimdi Ehl-i Sünnet itikadına göre büyük günah olsun, küçük günah olsun insanı dinden çıkarmıyor ama o haramı helal saymamak kaydıyla. Peki. Herhalde bu anlattıklarımızdan net anlaşılmıştır efendim. Sayın soruyu soran hanımefendi de cevabını almıştır. Yani o zaman hanımefendi dini daire içerisindeyse efendim genelde sıkıntı yok. Böyle cevapları peki. Kişiselleştirmeden Allah ziyade bir genelleme, kriterleri verme şeklinde. Kişi buradan kendisine olan payını alacak, alsın, yani çıkarsın. Peki efendim. Bir erkek Müslümansa ilişkisi devam eder. İlişkisi devam eder. Değilse o dinen aralara caiz olmaz. Peki dinen, efendim. Dinen. Çok teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Allah razı olsun. Zaten net olarak da açıkladınız, anlaşılmıştır. Bir başka izleyicimizin sualiyle devam ediyoruz. Aslında bu soru da çokça soruldu ancak bir kez daha izleyicimiz sormuşlar. Müslüman bir hanımefendinin ehli kitaptan bir erkekle
evlenmesi. Yani genelde hep gayrimüslim veya dini olmayan gibi sorular geliyordu ama burada ehli kitaptan bir erkekle evlenmesi caiz midir deniliyor. Şimdi ehli kitap demek semavi bir dine mensup olan, Müslümanlığın dışındaki semavi dinlerden birine mensup olan kişiye biz ehli kitap diyoruz. Allah'a inanıyor. O da Allah'a inanıyor, ahirete inanıyor, peygambere inanıyor, kutsala inanıyor. Ki bunlar da zamanımızda Hristiyanlık ve Yahudiliktir. Evet. Bir Müslüman hanımın ister ehli kitaptan olsun, ister tamamen müşrik, dinsiz olsun, gayrimüslim bir erkekle evlenmesi caiz değildir. Bu dinimizde yasaktır. Aşağı yukarı İslam uleması arasında bu konuda herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Ve bu hüküm Peygamber Efendimiz'den gelen hadislere dayandırılır. Ayet yoktur. Ehli kitaptan olan bir erkekle bir hanımın evlenemeyeceğine dair ayet yoktur. Ama bir Müslümanın müşrik bir kadınla evlenemeyeceği erkeğin hakkında ayet vardır. Ama bu hadisle, sünnetle sabit olmuş ve ulemanın ittifakla kabul ettiği bir hükümdür. Evlenemez. Peki muhterem hocam, şimdi nikah veya evlilik bahislerinden giderken hemen şöyle bir soru var. Aslında az önce diğer Gaziantep'ten arayan hanımefendi ile ilgili hükümlerden bahsederken aslında bundan da kısmen bahsettiniz ama yine de soruyu tekrarlayalım. İzleyicimiz bu noktada merakta kalmasınlar. Eşlerden birisinin dinden çıkması halinde bu iş nikahlarını etkiler mi? Etkiler. Şimdi şöyle, dinden çıkmaya irtidat diyoruz biz veya riddet diyoruz. Ve ister kadın ister erkek dinden çıkmış ise bu bir süre verilir ona. Ve o süre içerisinde dinden çıkış sebebi araştırılır, sorulur kendisine. Yani hangi tereddüdünden dolayı sen dinden çıkma ihtiyacı duydun? Yani Müslümanlığın nesini sen yanlış buldun? Evet. Sorulur. Ve bu şüphesi izale edilmeye çalışılır. Giderilmeye çalışılır. Giderilmeye çalışılır. Giderilir de tekrar İslam'a dönerse problem yok. Ama dönmezse Allah. O artık karı koca arasındaki nikah sona erer. Peki efendim. Gayet açık. Çok teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Bu nikah münfesih olur. Yani talak, boşama olmaz. Daha bilahire tekrar Müslüman olur da bu cinslerden birisi tekrar evlenirse o zaman o dinden çıktığındaki nikahın sona erişi bir talak sayılmayacağı için talak hakkı yani boşama hakkında eksilme olmaz. Onun için o münfesih olur diyoruz biz. Yani hükümsüz olur. Hükümsüz, feshedilmiş. Feshedilmiş. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bursa'ya dönüyoruz muhterem hocam. İsmail Bey hatımızdalar. Bursa'ya selamlar İsmail Bey. İyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar, hoş bulduk. Buyurunuz İsmail Bey. Benim sayın hocama sorum. Buyurun efendim. İki sorum olacak. Buyurunuz. Birincisi bu takke takmanın İslam'daki evet. yeri yani bu şu anda taktığımız takke yani sarığın yerini karşılıyor mu? Sarığın yerini karşılıyor mu? Peki. Bir sorun daha var yani bir de bu takke konusunda ben bazı şeyleri okudum da bilgiler sanki takke şey değil gibi yani böyle bir takke konusunda bir ittifak yokmuş gibi yani. Yani böyle mevcut kullanım takkenin yani İslam'da evet. şey olanın sarık olduğunu bu sarık yerine geçebiliyor mu bu takke yani? Peki. Bu takkeyi takmamız hükmü nedir yani sünnet mi vacip mi? Peki efendim. O bir. İkincisi de bir de secdede ki duanın makbul olduğunu yani böyle kabul olabilecek bir an olduğunu yani secde anındaki duanın. Evet, secde anı. Bu duayı ne şekilde yapacağız? Bu duayı mesela bir dilimizle mi, konuştuğumuz dille mi yapacağız? Peki. İçimizden mi geçireceğiz? Yoksa yani bunun şeyi nedir? Keyfiyeti ne şekilde olmalı yani? Secde halinde Subhan Rabbiyel A'la'dan sonra dua edebilir miyiz diye muhterem hocamıza da soralım. Evet. Veya nasıl yapmalıyız onu da soralım muhterem hocamıza. O konuyla ilgili. Teşekkür Peki efendim ederim. Farklı sorunuz var mıydı? Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sizlerden Aynı de efendim. Bursa'ya selamlar. Yazmacı aile efradına ve Bursa'daki tüm izleyicilerimize selam ediyoruz. Evet muhterem hocam, ilk soru takke takıyoruz. Namazlarda belki de özellikle camilerde bunu görüyoruz. Bu takkenin dindeki yeri böyle bir şey var mı veya sarığı şimdi, da karşılar mı veya sarığın yeri var mı? Namaz bir defa bu kıyafetler biraz yöreseldir. Şimdi dinimizin
emrettiği bir örtünme var. Ki ona biz tesettür diyoruz. Erkeklerle ilgili bir sınır var. Evet. Kadınlarla ilgili sınır var. Ha, şimdi bu örtülmesi gereken yerler örtüldükten sonra insanlar çok değişik kıyafetler giyebilirler. Mesela şimdi şeye gittiğiniz zaman, hacca gittiğiniz zaman orada dünyanın her tarafından insanlar geldi. Herkes kendi medeniyetine. Yemenlinin kıyafeti ayrı, Kuzey Afrikalı'nın kıyafeti ayrı, Türk'ün kıyafeti ayrı, Pakistan'ın kıyafeti ayrı. Evet efendim. Ama hepsinin ortak bir şeysi var. Bayanların hepsi mütesettir. Ha, bazı böyle dikkatsiz olanlar var. Özellikle Pakistan, Hindistan'dan gelenler veya Afrika'dan gelenler. Onlar biraz herhalde kültür, din, bilgi eksikliği de var. Onlar biraz bazen ihmalci davranıyor. Ama mesela bir Endonezya'dan gelen, bir Malezya'dan gelen, bir Türkiye'den gelen veya ne bileyim bir Suudi Arabistan'ın veya bir Mısır'ın hanımları aynen bizim bildiğimiz şekilde ama kıyafetler değişik olabiliyor. Mesela Türkiye'den gidenler de aynı değil. Şalvar giyen hanımefendiler evet. var. Manto giyen, entari giyen hanımefendiler var. Değişik. Şimdi burada asıl olan şey örtünme. Yani şimdi erkek için avret yeresi neresi? Diz kapağıyla göbek arası. Evet. Burayı örtmesi farz. İster namazda olsun, ister dışında olsun. Ha, onun dışındakiler tamamen örfi bir şeydir giyineceği şeyler. Yani toplum içerisinde yadırganmayacağı, ayıplanmayacağı, evet. Başkasına saygısızlık olarak algılanmayacağı bir kıyafeti giymesidir. Ha, peki takke veya sarık var mıdır? Şimdi sarıkla ilgili rivayetler var Peygamber Efendimiz'in. Evet, sarık sardığı, sarığının ucunu iki omuzunun ortasına doğru uzattığı şeklinde rivayetler var. Ama bu namazda farz değil, vacip değil. Bu farz değil, vacip değil. Ha, sünnet olduğunu söyleyenler var. Bu o günün örfüdür diyenler de var. Takke ile ilgili herhangi bir kayıt ben bilmiyorum. Yani takke takılacak veya takılmayacak diye herhangi bir kayıt ben bilmiyorum. Ama genelde bizim memleketimizde öteden beri uygulama adet namazda insanlar takarlar ama takmayanlar da var. Evet. Takmayanın namazı eksik değil, takanınki de fazla değil. O zaman takkenin bir hükmü yok. Yani şöyle, biz yani hocam mesela... örfümüze itibarla bir takılması adaba daha uygundur. Şimdi mesela ama takke takmadı diye o zaman namazı eksik de diyemeyiz. Yani takkenin hükmü yok, atsınlar bunu demek mümkün değil. Ya bu en azından bir adab olarak bir gelmiş. Örf olmuş değil mi? Bir örf haline gelmiş. Ha, niye örf olmuş bu? Sebep ne de örf olmuş? Kendiliğinden mi çıkmış? Yoksa seleften mi nakledilmiş? Herhalde seleften nakledilmiştir bu. Namazla müntesip olmuş. Birleşmiş. Sonra bir de şu var. Yani bu dünyanın her tarafında var. Takke takma olayı. Dünyanın her tarafında evet. var. Yani Suudlular belki takmıyorlar. Onlar daha çok işte bir eşarp gibi bir şey kendi örtüyorlar. Kendi veya gel diyen bir şey üzerine evet. örtüyorlar. Ama Pakistanlı'nın kafasında da takke var. Şeyin Endonezyalı'nın kafasında da biraz farklı da olsa takke var. Evet. Yani demek ki bu bir şeye dayanıyor. Ama ben şunu söylüyorum. Peygamberimizin hadislerinden takke takım şeklinde bir şey hatırlamıyorum. Peki bunu mesela hocam bu Yahudilerin de mesela taktığı kipa. O ayrı ama. Böyle bir şeyle birleştirme gibi bir şey söz konusu değil. O ayrı, o tam tepeye takılıyor. Evet. Ama bizim Müslümanın takkesi yani farklı. Yani böyle bir şey söz konusu. Farklı. Yani şimdi sarık daha çok. Yani o sünnette daha çok sarık var. Sarıktan. Takke değil sarıklar. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Allah razı olsun. İkinci sual izleyicimizin. Secde halindeyken daha önce de yine bir başka programda sağ olun açıklamıştınız. Peygamber Efendimiz evet yani dua makbul etme dua. Olayı. Şimdi Peygamber Efendimizin hadisi var. Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. Peki nasıl yapacağız bu duayı? Secde iken duayı çok yapın. Şimdi bu iki türlü düşünülebilir. Bir namazdaki secde, bir de namaz dışında secde edip dua etme de olabilir. Allah rızası için. Yani kişinin namazın dışında şimdi, kendi kendine bir secde eder. Allahu Ekber deyip secdeye kapanıp dua etse bunun bir manisi var mı? Peki efendim. Ha, ama tabii secde deyince biz daha çok namazı anlıyoruz. Evet. Fakat şu da var bizim... Fakat kitaplarımızda ben doğrusu dua edildiğini hiç şu dua okunuru hatırlamıyorum. Ama şu var, Müslüman tek başına namaz kılarsa secdede Subhane Rabbiyel Ala'yı çok söylesin. Normalde 3 söyleniyor ya, 5 desin, 7 desin, 9 desin. Bu şekilde tavsiyeler var. Ama secdede şu duayı yapsın peşinde yok.
Yok. Onun için ben bir şey diyemiyorum şeyi. Yani şu duayı okumalı. Ama içinden geçirmesinin hiçbir engeli yok zaten. Manisi yok ama. Diliyle bunlar. Telaffuz etmesi. Hmm. Şimdi namazlarda dua var. Mesela şey son teşeğütte Rabbena, Rabbena Atina var. Abicalli, evet. Ha. Gibi. Şimdi secdede de peygamberimizin böyle bir tavsiyesi var. Yapması halinde namaza zarar vermemesi lazım. Böyle bir şey Arapça ama ayet vesaire olarak sanki. Yani secdede. Fakat dediğim gibi ben bir kayıt hatırlamıyorum. Yani şu duayı okur diye. Yani o zaman secdede hocam şimdi buradan bir şey şimdi olmaz dediniz. O zaman ben secdedeyiz. Subhane Rabbiyel A'la'dan sonra dedik ki hayır olmaz ya, dediniz. Şunun için söylüyorum. Yani öyle bir kayda rastlamadım diyorum. Evet. Öyle bir kayda rastlamadım. Subhane Rabbiyel A'la'dan sonra. Onu çoğaltır. 3, 5, 7, 9 yapar. Peki. Ama kaynaklarda dua eder gibi. Dua, şu duayı okur diye bir şeye ben rastlamadım. Peki efendim. Ama peygamberimizin hadisi var. Duayı çok yapın. Ha acaba bu hadis namaz dışında secde ederek orada dua edin anlamına da çıkar. Hmm. Yani Subhane Rabbiyel Ala da bir bakıma bir dua gibidir. Evet. Yani Allah'ı tesbih ediyoruz. Evet. Ha akıldan içimizden dua geçirmiş. İlla dilimizden söylememiz şart değil. İçimizden de Allah'tan bir şey isteyebiliriz. Haliyeti, ruhaniye de bağlı. Ha, tabii. O da bir engel olmaz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Allah razı olsun. Tabii böyle açarak da özellikle sormak da biraz daha rahat ediyor. Çünkü hocam yaşıyoruz yani. Mesela secde halinde o anda mesela haliyeti ruhaniyenize göre belki dua etmek isteyip. Tamam içinizden geçirdim onda hiçbir sakınca olmaz. Belki dilinize dökesiniz geliyor ama işte demek işte ki burada dikkat etmek lazım. Kayıda rastlamadım ben. O zaman dikkatli olmak yani lazım. Ama insan namaz dışında yani kendi kendine bir Allah'a bekler diye. Eve varınca aç ilmi hallere bak. Peki secde edilebilir. Bulabilir misin bu secdede şu dua edilir diye bulamazsın. Peki efendim. O zaman kişi farklı bir namazın dışında secde edip istediği gibi dua onda etsin, zaten bir manisi yok. Ona bir manisi yok. Ama secdede uzun kalma. Evet. Secdede uzun kalma. Yani bunu madem Allah'a yakın orada uzun kalma. Ve uzun kalırsa da orada uyuklama değil. Subhane Rabbiyel Ala deme. 3, 5, 7, 9. Evet. Allah razı olsun muhterem hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu dua mevzusuyla ilgili çünkü izleyicilerimiz genel olarak baktığımızda bu soruları çok çok merak ederek soruyorlar. Bir başka muhterem hocam artık programın da son bölümündeyiz. İki bayram arasında evlenmek işte uygun değiller gibi şeyler var. Bizim aslında örf diyoruz ama yerleşmiş o zaman, hocam o zaman, yani. O zaman hiç evlenmememiz lazım. Niye? Çünkü hepsi iki bayram arası. Yani Ramazan bayramı ile Kurban bayramının arası 2 ay 10 gün. Evet efendim. Ya ama Kurban bayramı ile Ramazan bayramının arası var bir de. Komple bayramdayız. Komple bayram. Peki. Dolayısıyla bunun bir şeyi yok. Bağlayıcı ancak şöyle bir izah da buna getirenler peki var. Peki efendim. Cuma gün böyle bir şey olmuş. Cuma gün. Şimdi Cuma bir bayram namazı var bir de Cuma namazı var ya. Evet. İkisi de bayram. İkisi arasında zaman sıkışıklığından dolayı nikah. Öyle bir şey, namazı kaçırmamak öyle bir yani öyle bir rivayet nakledilir. O halde bayram arası o, veya o da bayramın içinde o da mecazi bir ifade olur. Yoksa gerçek anlamda iki bayram arası değildir. Peki bayramda bayramın içinde evlenmeme gibi bir şey söz konusu olmaz değil. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Allah razı olsun. Amin. Bugün de bizleri aydınlattınız. Tüm izleyicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Sıhhat afiyet diliyoruz. Duanızı bekliyoruz efendim. Sevgili izleyenlerimiz, muhterem hocamız Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamızla bugünkü Diyanete Soralım programındaki sohbetimizde burada sona eriyor. Bir başka Diyanete Soralım programında muhterem hocamızla sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz efendim. Hoşça bakın, zatınıza hayırlı akşamlar diliyoruz.